Demirtaş'tan gazeteci gözaltılarına tepki, kirli operasyonun amacı belli. Selahattin Demirtaş, Mezopotamya Ajansı ve Vilnius'te çalışan 11 gazetecinin gözaltına alınmasını, kirli operasyon olarak niteledi, ne yaparlarsa yapsınlar sonuçta belli dedi. Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 11 Kürt gazetecinin gözaltına alınmasına, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Gözaltıları, kirli operasyon olarak niteleyen Demirtaş, şunları kaydetti. Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'da gözaltına alınan gazeteciler, sansür yasası ve şimdi de Mezopotamya Ajansı ile Vinnes'e yönelik bu kirli operasyon. Amaçları belli. Ama ne yaparlarsa yapsınlar sonuçta belli, özgür basın susturulamaz. Ankara merkezli soruşturma kapsamında 25 Ekim'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 11 gazeteci, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne tutuluyor. Haber Merkezi 2016 yılından bu yana Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, T24 internet sitesi için Kürt sorunu nedir? başlıklı bir yazı kaleme aldı. Kürt sorununun Türkiye'nin en temel sorunlarının başında geldiğini belirten Demirtaş, Kürt sorununu silahsız, şiddetsiz, çatışmasız oturup konuşarak, birbirimizi anlayarak, anlatarak, anlaşarak barış içinde çözmeliyiz dedi. Demirtaş, bu sorun ülkemizin çok uzun yıllardır çözülemeyen en temel sorunlarının başında geliyor. Ancak üzülerek görüyorum ki sorunun ne olduğu konusunda bir netlik görünmüyor. Kimileri de Kürt sorununu yeni yeni duyuyorlar, hatta böyle bir sorun olmadığını söylüyorlar, ifadelerini kullandı. Yeni başlayanlar için Kürt sorunu nedir? Aslında Kürt sorununun ne olduğu şimdiye kadar herkes tarafından kesin ve net olarak bilinmeliydi. Çünkü bu sorun ülkemizin çok uzun yıllardır çözülemeyen en temel sorunlarının başında geliyor. Ancak üzülerek görüyorum ki sorunun ne olduğu konusunda bir netlik görünmüyor. Kimileri de Kürt sorununu yeni yeni duyuyorlar, hatta böyle bir sorun olmadığını söylüyorlar. Çok kısa bir tanım yapmak gerekirse Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarında derinleşen, yüzyıl içinde dallanıp budaklanarak yaygın ve köklü hale gelen, Kürtlerin yaşadığı sorunlara Kürt sorunu denir. Yani sorun Kürtler değil, Kürtlere yaşatılanlar ve bundan meydana gelenler bütünüdür. Bu kısa tanımdan sonra belirtmem gerekir ki Kürt sorunu çok boyutlu, çok önemli bir konu değil bir yazıyla, birçok kitapla bile bu sorunun tarihçesini anlatmak hiç de kolay değil. Sorunun sosyal, siyasal, ekonomik pek çok yönü var. Dolayısıyla bu yazıda, başlıktaki soruyu tüm yönleriyle tam olarak yanıtlamam olanaksız. Kürt sorunu, genel hatlarıyla bilinen bir sorundur. Yine de Türkiye'de pek çok kişi AKP'nin ürettiği algılar nedeniyle sorunun gerçeklerini tam olarak bilemiyor. Üstelik yine AKP'nin ürettiği algılar yüzünden sorunun çözüldüğünü sanan da önemli bir kesim var. Yani daha önce yoktur denilen Kürt sorunu için bugün de çözüldü deniliyor. İki doğru değildi, ikincisi de değil. Kürt sorununuz var mı? Çözüldü zannedilen Kürt sorununu tam olarak bilmeyenler için birkaç soru soracağım. Yalnız bir ricam var. Lütfen elinizi vicdanınıza koyup olabildiğince dürüstçe yanıtlayın soruları. Pervin Buldan, kendisiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve Gültekin Uysal'a sosyal medyada hakaret eden kişiye karşı açılan davada şüphelinin engelli olması nedeniyle şikayetini geri çekti. Sosyal medya üzerinden HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DP genel başkanı Gültekin Uysal'a hakaret eden Rafet Türkmen hakkında dava açılırken Buldan şikayetinden vazgeçti. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Rafet Türkmen, kamu görevlisine görevi sebebiyle hakaret suçundan 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken Pervin Buldan'ın Türkmen'in engelli oluşu nedeniyle şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ve Uysal'ın şikayetlerinin devam edip etmediği konusunda ise bilgi edinilemedi. Türkmen'in eleştiri sınırlarını aşan paylaşımlarıyla zincirleme, kamu görevlisine görevi sebebiyle hakaret, suçundan cezalandırılması isteniyor. Buldan, Vineoloji Araştırma Merkezi üyesi Nagihan Akarsel'in Süleymaniye kentinde silahlı saldırıda katledilmesini kınayarak, tam da sansür yasası öncesi bir kadın gazeteciyi katledenleri şiddetle ve nefretle kınıyorum. Akarsel'in ailesine de çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyor, Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum diye belirtti. Düşmanlık hukuku AKP'nin cezaevi karnesidir. Ezilenlerin meclisteki en güçlü sesi olmaya devam edecekleri mesajını veren Buldan şöyle devam etti: Sokakları, meydanları nasıl ki faşizme bırakmadık, mecliste de, siyasette de meydanı iktidara bırakmayacağız. HDP'nin sözünü her yerde yükselteceğiz. Sorunların çözüm yeri meclis, çözümü demokratik siyasettir. Demokratik siyasetin gücü de cesareti de tabi ki HDP'dir. Sizlersiniz. Halkımızdır. Emekçilerdir. Evet, bugün aramızda cezaevlerindeki işkence ve hukuksuzluklara karşı adalet nöbeti tutan anneler var tekrar hoş geldiniz diyor, haklı ve onurlu mücadelenizi buradan bir kez daha selamlıyorum. Yalnız değilsiniz, asla yalnız olmayacaksınız, yalnız yürümeyeceksiniz. Bu mücadeleyi hep birlikte omuzlamaya devam edeceğiz. Çünkü bu bizim varlık gerekçemizdir, sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir. Annelerin neden aylardır sıcak, soğuk demeden tüm kötü muamele, darp ve gözaltılara rağmen adalet nöbetinde olduklarını bizim dışımızda soran, irdeleyen hiç kimse olmadı. Şüpheli ölümler, keyfi infaz yakmalar, hasta tutsaklara uygulanan düşmanlık hukuku AKP MHP zihniyetinin cezaevi karnesidir. Annelerin mücadelesi yaşam mücadelesidir son 9 ayda en az 63 tutuklunun yaşamını yitirdiğinin altını çizen Buldan, şunları söyledi, 63 yaşamı, 63 hikayeyi bizden kopardılar. Hepsini bir kez daha saygıyla minnette anlıyorum. Aralarında ağır hastalıklara rağmen tedavi ve tahliye edilmeyen de vardı, işkence ile öldürüldüğü iddia edilende, işkencelere dayanamayıp şüpheli şekilde intihar ettiği iddia edilende. Garibe Gezer, Ferhan Yılmaz, Bazo Yılmaz, Abdul Rezzak Şuyur, Halil Güneş, Vedat Erkmen, Bangin Muhammed ve diğerleri eğer bu ülkede gerçek bir adalet olsaydı şu an yaşıyor olacaklardı. İşte bu yüzden adalet hava kadar, su kadar önemlidir. Ve bu yüzden annelerin mücadelesi yaşam mücadelesidir.